Evet, hemen şu an görüyorsunuz. Çiçekler açmıştı. Böceklerin, kuşların, çalıların, dikenlerin olduğu yerde. O tepenin eteğinde uzaktan baktığımız zaman içerisi oyulmuş böyle mağaralar var peş peşe. Burada insanlar yaşamıştı. Sessizce bu mağaralara baktığımda fotoğrafını çektim ve çok dikkatimi çekti. Yavaş adımlarla mağaraya doğru gittim. Çünkü mağaranın insanı etkileyen ilginç bir görüntüsü vardı. Adımları attığımda, mağaraya yaklaştığımda mağaranın önünde bir mezarlık vardı. O orta yerde iki mağaranın sağında o kayaların eteğinde çok sayıda mağara vardı. İşte bu mağaralardan dolayı buraya gelen insanlar buraya mağara ismini vermişler. Günümüzden 500 sene önce Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın son zamanına gelinceye kadar Haçin diye bilinen bugünkü Sayınbeyli'ye bağlı bir mağara nahiyesi yani beldesi var idi. Mağara ismiyle 500 yılı aşkın bir dönem burada bilinen bu yer bugün tabii farklı isimle anılıyor. Ancak mağara sözcüğü veya mağara diye bilinen bu yeri herkes o isimle hatırlıyor. Evet, bu mağaralar aslında çok önemli bir medeniyetin de merkezi. Oraya gittiğimde bir mezarın üzerinde Türk bayrağı vardı ve diğer mezar hemen yanı başındaydı. Mağara diye bildiğimiz bu şehirde veyahut da bu antik kente 1920 yılı yaz aylarına gelinceye kadar Ermeniler yaşıyordu. Kurtuluş Savaşı esnasında buradaki Ermeniler orayı terk ettiler. Şimdi orada Artvin'den de ve doğudan gelen aileler var. Evet, mağara veyahut da Şarköy, Şar diye bilinen yer çok önemli bir yer. Evet, o bahsettiğim mağaraların bir başka fotoğrafını görüyorsunuz. Şimdi sizlere ben bu mağaradan çok duygulandıran bir görüntü efendim ekrana getireceğim. Evet, Şarköy'e girerken yolun giriş yerinin fotoğrafını şu an görüyorsunuz. Burası Tufanbeyli'ye bağlı Şar diye bilinen yer. Antik bir kent. Burası koruma altında. Evet, Temmuz ayında 2012 senesinde Şarköy'e gittiğimde bu fotoğrafı çektim. Evet, karşımızda Şarköy'e giriş yeri. Saygıdeğer izleyiciler, şimdi o az önceki mağara diye bahsettiğim yere biraz daha yakından bakıyoruz. Dikkatle bakar mısınız bu mağaralara? İki insan, iki hayat arkadaşı, iki kişi yan yana gelmişler. Sağdaki ağzını açmış, gözlerini yuman, feryat eden, ağlayan ve haykıran bir kadına benziyor. Bakın, sağdaki mağara ağlayan bir kadın. Soldaki ağzını açmış haykıran, bağırıp çağıran, kızan, bir yerde sinirini ortaya koyan, saçları diken diken olmuş bir erkek görüntüsü. Soldaki erkek kafası, sağdaki kadın kafası. Kadın ağlıyor, erkek haykırıyor. Tarih sahnesi. Burası mağara. Adı mağara, ancak bu mağarayı yapan insanlar iki farklı cinsi, birbiriyle aşk yaşayan, kavga eden, ama sahnede yani bütün canlıların en önemlisi olan insan hayatından çok önemli iki farklı cinsin bir araya geldiği, omuz omuza verdiği, tartıştığı, kavga ettiği, evet zaman zaman da şiir söylediği, insan hayatını anlatan bir farklı görüntü. Ağlayan kadın ve haykıran insan. Bu düşüncelerle şaşırdım. Ve bu antik kentin içine girdikçe burada çok farklı bir dünyanın olduğunu gördüm. Evet, bu kayaları oyanlar ve şekil verenler iki insanı, kadın ve erkeği yan yana getirmişler ve onların görüntüsünü, onların ne anlatmak istediğini bu şekilde efendim mağara yaparaktan yansıtmışlar. Evet, o insanların ruh dünyasına, tarihin derinine uzanıyoruz. Mağara diye bilinen o antik kente girdiğimde hemen kentin kuzey tarafında tepelerin eteğinde tarihi bir yapı gördüm. Halk buraya kırık kilise diyor. Dikkatle baktım. İki katlı, evet oldukça sağlam bir yapı, taş bloklardan yapılan bu kırık kilise aslında kilise olarak kullanılmış olsa da kilise olmadan önce burası bir Roma tapınağıydı. Evet, uzaktan çok güzel görüküyordu. Bu bilgiyi verirken değerli seyirciler, isterseniz az önceki, hani o size dedim ya, bir erkek, bir kadın, ağlayan iki insan, o mağaralar, işte o mağaraları elimdeki kamerayla yaklaştım ve o mağaraların yakından görüntüsünü ve gördüğüm haliyle filmini çektim. Arkadaşlar,
mağara filmi gelsin, herkes o mağaraları çok daha yakından tanısın. Tarihi Komara antik kentinden geriye kalan eserler. Mağara. Bir kaya düzgünce kesilmiş, alt tarafı oyulmuş ve mağara ev olmuş. Yanı başında ikinci bir mağara daha var. Bu kaya kütlesi olan tepenin eteğinde çok sayıda mağara evler var. Milattan önce 3000, 4000 ve 5000'li yıllarda ilk insanoğlu bu coğrafyaya geldiğinde yaşamak için bu kaya bloklarını oyarak mağara evler yapmış ve bunlara da mağara denmiş. Zaten Osmanlı döneminde 1920'ye gelinceye kadar bu coğrafyanın ismi mağaraydı. Mağara, Haçin kazasının bir nahiyesiydi. Karşımda alın kısmı düzgünce kesilmiş, üstte bir oyuk var. Sanki insan kafası benziyor gibi ama altta insan yaşadığı bir mağara ev var ve tarihi mağara burası olsa gerek. Etrafa baktığımda yine mağara evler var ve tarihi Komara antik kenti, mağara veya şar. Eteğinden akan akarsuyun etrafında bahçeler var. Ceviz ağaçları, kavaklar ve diğer bahçe bitkileri. Bir vadi boyunca akan bu su buraya hayat veriyor. Yine mağara blokuna dönüyorum ve şu anda tarihi Komara antik kentinin en önemli binası olan mağaraya girmek üzereyim. Evet, mağaranın önüne geldim ve iç kısma bakıyorum. Bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında, milattan önce 7000, 8000 veya 10000 yıllarda ilk insanın adım attığı dönemlerde insanoğlu bu kaya bloklarını keserek mağara evler yapmış. Bakınız, bu evde rahatlıkla 5 kişilik bir aile yaşayabilir. Yukarısı bir kemer bloku gibi görünüyor ve iç kısmı zemin düz. Ve sağdaki mağara blokuna bakıyorum. Bu da onun komşusu olsa gerek. Aynı şekilde bir mağara oyuğu var. Ve bu şekilde insanoğlu ev yapmış kendisine. Adana vilayetinin bugün Tufanbeyli ilçesinde en önemli tarihi mekan burası. Şar, Komara veya Mağara antik kenti. Kentin giriş kapısı. Kim bilir neler yaşanmıştı bu kentte. Ben 14 Temmuz 2012 tarihine geldiğimde mağarayı bu şekilde gördüm. İnsanoğlunun, ilk insanın bu coğrafyadaki geriye kalan hatırası bu olsa gerek. Evet, o görüntü eşliğinde Şar, bugün Şar diye bilinen ama tarihi ismiyle mağara olarak bildiğimiz antik kentin içerisinde çok ilginç ama çok farklı yapıları gördüm. Hayran kaldım ve Şar kentini gezmeye devam ettim. Çünkü gördüğüm her şey ilginçti ve tarihin sırları oradaydı. Evet, Anadolu coğrafyasının ve Toroslarının en yüksek yerinde Tufanbeyli'deki Şar antik kentinde bütün dünyanın dikkatini çeken o tarihi, halkın kırık kilise dediği ancak gerçekte taprak ve kilise olan ve ayakta kalan tarihi yapıyı görüyorsunuz. Bir zaman bu kilisenin üzeri kapalıydı. Bir yıldırım çarpması sonucu çatlama oldu, taşlar döküldü. Evet, bugün buraya vardığımızda etrafa saçılmış taşlar ve iki katlı tarihi güzel bir yapı görüyoruz. Kırık kilise, bir zamanların Roma tapınağı ve Bizans kilisesi, evet, uzaktan böyle gözüküyordu. Yanına yaklaştığımda dikkatle baktım. Bakın şimdi bu güney cephesi. Hemen yukarıda 2-3 farklı pencere var ve aşağıda bir giriş yeri daha var. İlk dikkati çeken şey taş blokların oldukça özenli bir şekilde yerleştirildiği, şekil verildiği. Bir tapınak ve sonra kilise ama alt taraftan bir giriş kapısı var. Bu görüntü sonrasında yavaş adımlarla yaklaştım ve bu tarihi mekanın sırlarını çözmeye çalıştım.